İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye raporu konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Raporun spekülatif nitelikte olduğunu belirten Yeneroğlu, tek taraflı beyanatlarla mesnetsiz bir şekilde yayınlanan raporun insan haklarına hizmet etmediği açıktır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye'de darbe sonrası işkenceye karşı koruma tedbirlerinin askıya alınması başlıklı raporuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İşkence iddialarının Türkiye'nin itibarını zedelemek maksadıyla öne sürülemeyeceğini belirten Yeneroğlu, bu nedenle her bir iddianın takibi gereken hassasiyetle yürütülmektedir. Öte yandan bu iddiaların ağırlığına aykırı bir biçimde takdim edilmesi, siyasi aktivist edasıyla tek taraflı ve çözüm değil itam derdiyle ele alınmış olması insan haklarına asla hizmet etmemektedir değerlendirmesinde bulundu son aylarda insan haklarını inceleme komisyonuna insan hakları izleme örgütüne dahil herhangi bir insan hakları organizasyonundan tutuklulara işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin somut bir başvuruda bulunulmadığını ifade eden Yeneroğlu İçişleri ve Adalet Bakanlığından görüş alınmadan tek taraflı beyanatlarla mesnetsiz bir şekilde yayımlanan raporun insan haklarına hizmet et etmediğini vurguladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunun spekülatif bir nitelikte olduğunu kaydeden Yeneroğlu, bu raporda olağanüstü halin ardından yürürlüğe giren kanun hükmünde kararnamelerle işkenceye karşı koruma yasalarının kaldırıldığı, dolayısıyla hukuksuz bazı muamele ve işkence ortamının oluşturulduğu gibi asılsız iddialar dile getirilmektedir. Oysa rapora konu edilen iddiaların ekseriyeti KHK'ların öncesine dayanmaktadır. Ayrıca iddiaların aksine o halle birlikte alınabilecek tedbirler kanunla belirlenmiştir ve yaşam hakkı ve işkence yasağına aykırı tedbirlerin alınması hiçbir şekilde mümkün değildir. Yine işkence yaptığı iddia edilenlerin korunması mümkün olmadığı gibi KHK ile iddia edilen eylem biçimlerinin cezai sorumluluktan muaf olduğu yorumu da gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Kötü muamele ve işkence gibi kime yöneltildiği ya da kim tarafından gerçekleştirildiği fark etmeksizin kimsenin müsamaha edemeyeceği konuların Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor günlerde kötüye kullanılmasının sorumluluğunu insan hakları kuruluşlarının da taşıdığını belirten Yeneroğlu, bu tarz iddiaların kara propagandaya, siyasi malzemeye ve ideolojik çatışmaya dönüşmesine fırsat verilmeyeceğini ifade etti. İnsan haklarını inceleme komisyonuna iletilen her bir iddia ve başvurunun titizlikle takip edildiğini ve yetkili avcılıklara suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Mustafa Yeneroğlu, insan hakları izleme örgütünün iddiaları da bu titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca komisyon bünyesinde kurulan hükümlü ve tutuklu hakları alt komisyonu da çalışmalarını ara vermeden sürdürmektedir. Aynı hassasiyeti uluslararası sivil toplum kuruluşlarından da beklemenin daha ilkesel bir düzlemde buluşabilmek adına zorunlu olduğunu düşünüyorum ifadesini kullandı.